yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, bir önceki videomuzda ne demiştik? Ben ya da Helin ya da Helin ya da ben ya da benimle de Helin'le de beraber ortak bir videoda bir daha tekrar buluşmak isterseniz yorumlarınıza yazın, bizlere ulaşın demiştik. Yazdınız, ulaştınız. Allah razı olsun sizden. Bugün burada sizlerle ikinci videomuzda karşılarınızdayız. Selamlar tekrardan. Ben Helin, o da Al. Isaac Türkiye'nin kanalında sizde üniversite seçim kanalı... Ne yapacağız? Üniversite seçim rehberi. Üniversite seçim rehberi gibi küçük aslında bizim ne yaptığımızı işte Yasin'le beraber... Onu da fikrini alacağız tabii ki. Süreç içerisinde ne yaptığımızı, üniversite seçerken nelere dikkat ettiğimizi ya da aslında etmediğimiz ama şans eseri bulduğumuz şeylerden bahsedeceğiz. Arkada bir tulum sesi inceden inceden. O da bizimle beraber. Tulum sesi muazzam olmaz mı videonun arkasında? Konuşsanıza. Bugün tekrardan aslında üniversite seçim rehberiyle alakalı konuşacağız sizlerle. Geliyor. Isaac Türkiye'nin ofis istikler üzerinde olduğu için arkadaki tulum sesini şu an bizle beraber duyuyor olabilirsiniz. Yapabileceğimiz çok bir şey yok ne yazık ki. Tulum sesi bize eşlik ediyor olacak bu videoda. Umarım siz de tulum sesli videomuzu. Yanık bir video olacak mevzu bahis üniversite olunca arkadaşlar. Okusam bir dert, okumasam bir dert. Arkadan ince ince bir tulum sesi. Hep beraber geleceğimize ağlarız diye düşünüyoruz. Öncelikle biz hani hangi üniversitelerden... Buradan Karadeniz'e, bütün Karadenizlilere selam olsun. Bize takip edin, bize buradan abone olun. Biz kısaca hangi üniversitede hangi bölümleri okuduk, okuyoruz onu söyleyelim sizlere. Daha sonrasında da tavsiyelerimize başlayalım. Ben Koca Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ben de Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İktisat okuyorum şu an. 3. sınıf öğrencisiyim. 3 bitti, 4. sınıf öğrencisiyim. Bir de Isaac içerisinde pek çok farklı şubede, pek çok farklı şehirden çok fazla aslında üniversite değişikliklerinde okuyan arkadaşlarla muhatap olduğumuz için Türkiye genelinde aslında Isaac'in bulunduğu neredeyse bütün şehirlerdeki üniversitelerin ortamları, işte geçiş durumları, pek çok farklı bölümle alakalı da bilgiye sahip olabiliyoruz. O yüzden sizlere de hem kendimizden hem çevremizdeki arkadaşların yaşadığı sorunlardan bahsetmek istedik. Nelere dikkat etmek lazım aslında üniversite seçimlerini yaparken? Çünkü biliyoruz AYT, TYT geçti. Birazcık herhalde zor da geçmiş. AYT, TYT ne diyorsun? Benim zamanımda LYS, YGS'ydi. Azıcık takip et güncel şeyleri. AYT, TYT. Şey, ÖSYM. Üniversite sınavı kalkıyor. Keşke kalksa var ya bu artık orta öğretim derece puanına gireceksin falan. 1980'lerden beri dönen bu hurafeye artık inanmayı bırakıyoruz. Marmara iletişim Göztepe'ye taşınacağım. Marmara hukuka, Haydarpaşa taşınıyor ama bu gerçek. O zaman ilk önerimizle başlayalım istersen. İlk önerimiz bence şu olmalı. Gideceğiniz üniversitenin yani gelecekte ne yapmak istiyorsunuz ilk önce buna karar vermeniz lazım. Yani ne konuda kendinizi tutkulu hissediyorsunuz. Ömrümün boyunca para kazanacağım şey ne olmalı diye aslında. Ya da işte sevdiğim şey yapayım oradan para kazanayım. Bir de para kazanmak için mi üniversite okuyoruz? Biraz buna karar vermemiz lazım aslında dönem yıl sonunda, seneler sonunda. Yaptığım şeyde pişmanlık duymamak için ya da okuduğum bölümde pişmanlık duymamak için. Örnek veriyorum, kendim için konuşmam gerekirse ben mühendislik için girmiştim bölüme. Ben fen çıkışlıyım ama şimdi iktisat okuyorum. Süreç içerisinde teşekkür ettiğim bir durum. Çünkü mühendis okumanın ne kadar zor olduğunu okulumdaki arkadaşlarımdan gördüğüm, her gün oturup fizik, kimya, matematik çalışmanın aslında bana göre bir şey olmadığını anladım. Tam bu üniversite sınav sonucundan da belli olurdu anladım ama gene de dönüp baktığımda şey diyorum yani gerçekten mühendislik okumuyorum ki iyi ki büyüklerimin sözünü dinlemişim. Bazen anne babalar ve kardeşler bu konuda çok manipülatif olup sizi zor da bir bölüme yazdırıyor olabilirler. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama günün sonunda sizi tanıdıkları için bir şey de öneriyor olabilirler. Biraz bir kulak asıp onları dinlemek, bir rehberlik hocasından destek almak aslında kötü bir şey de değil. Günün sonunda ilk işte ben iktisat yazdığımda çok üzülürken şimdi bölümde 3. sınıfım iyi ki bu bölümü okuyorum işte yüksek lisansı da burada mı yapsam bu okulda mı devam etsem yoksa bu bölüm üzerinden mi devam etmeye yani çalışmaya devam etsem gibi şeyler hala düşünüyorum. Bir de sektöre bakmak lazım belki de. Yani bu senin bölümün için yani hukuk okuyorsun. Spesifik bir alanda çalışıyoruz. Evet. Şimdi hukuk apayrı bir olay ama artık bildiğiniz gibi mühendisler mesela sadece mühendislik değil aynı zamanda satışta, pazarlamada da çalışabiliyorlar ya da iktisat çıkışlar insan kaynakları alanında da çalışabiliyor ya da organizasyonel gelişim alanında da çalışabiliyor. Dolayısıyla da kendiniz üniversite içerisinde hangi yönde geliştirdiğiniz de burada çok önemli bir hale geliyor. O yüzden bulunduğunuz bölümün, seçmek istediğiniz bölümün uzun vadede iş imkanları nasıl, size nasıl fırsatlar sağlayabilir? Kendinizi hangi alanlarda geliştirmenize aracı olabilir? Buna dikkat etmeniz gerekiyor ve burada Helin'e kesinlikle katılıyorum. Önce biraz kendinizi tanımak gerekiyor. Çünkü üniversiteyi kazanmak okey ama emin olun okumak o kadar motive edici bir şey değil. O süreçlerde derslere çalışırken bazen ciddi anlamda canınız sıkılacak, çalışmak istemeyeceğiniz, girmek istemeyeceğiniz dersleri alacaksınız. O yüzden de gerçekten
gerçekten bölümü motive başlayabilmek çok önemli. Öbür türlü 4 yıl geçmiyor. Bölüm ve üniversite kondisyonları. Çünkü bazen seçeceğiniz bölüm üniversite kondisyonlarıyla çatışabilir. Bu değişir tabii okulun kondisyonlarıyla alakalı ama ben mesela İBF öğrencisiyim. Mesela mühendislik işte İTÜ, OTÜ, Yıldız Teknik gibi böyle teknik üniversitelerde İBF okumak aslında çok da böyle alan genişliğine belki sağlamayı yani yardımcı olmayabilir. Bu demek değil ki bu okullar kötü ya da kötü bir şey olacak. Hayır, anlamına gelmiyor. Ama örnek veriyorum, ben İBF öğrencisi olup üniversitedeki İBF seçmeli derslerinden alabiliyorum. Yani çalışma ekonomisini aldığı bir dersi de alabiliyorum belki. Belki işletmenin aldığı bir dersi de alabiliyorum ama İBF bölümü olmayan, o fakültesi olmayan bir yerde böyle bir ders de işte bölüm seçiyorsanız bunun eksikliğini çekebilirsiniz. Ne demek istiyorum? İktisat okuyorum. Evet, ekonomi görüyorum ama yandan da bir çalışma ekonomisini aslında sendikalaşmadan işte yapıları nasıldır, ne yapıyoruz gibi şeyleri de çalışma ekonomisinin yan tarafından alabiliyorsunuz. Yani yan derslerinden, seçmeli derslerinden alabiliyorsunuz. Yavaş konuşacağıma söz vermiştim. O yüzden buna dikkat edebilirsiniz. Artık ben gireyim üçüncüye çünkü çok istiyorum bunu. Yani üniversite okumak evet önemli ama o üniversite sürecinde kendinizi nasıl geliştireceğiniz çok 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 önemli. Çünkü Türkiye'de artık durumumuzdaki, günümüzdeki ekonomiye de baktığımızda hiç kimsenin tek bir kualifikasyona sahip olması gelecekte iyi bir iş bulacağı anlamına gelmiyor. O yüzden de kendinizi pek çok alanda düzgün bir şekilde geliştirebilmeniz gerekiyor. Bu gerek dil, gerek sosyal beceriler, gerek kişilik, gerek komünikasyon yetenekleri olabilir. Kendinizi, background'unuzu güçlendirmeniz gerekiyor. Bu güçlendirebilme süreciyle alakalı da çalışabileceğiniz çok geniş alanlar var. Bunlardan bir tanesi örneğin üniversitenin bence kesinlikle kampüsünün olmasına dikkat edebilirsiniz. Eğer böyle bir seçeneğiniz varsa. Çünkü kampüs ortamı olan üniversitelerin aynı anda birden fazla fasilitesi bir arada oluyor. Dolayısıyla orada bir üniversitenin ekstra dersini de alabiliyorsunuz. Bir sosyal faaliyete de katılabiliyorsunuz. Bir kulüp ya da organizasyon etkinliklerini de orada gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla da apartman üniversitelerden ziyade kampüs üniversitelerin sizi kişisel anlamda geliştirmeye, aynı zamanda daha eğlenceli bir ortam sağlamaya da katkı sağladığını söyleyebilirim. Ben de ekleme yapmak istiyorum. Benim konuşmama asla izin verilmiyor burada. Canın sağ olsun, söyle. İşte bunu ek olarak network. Şu an için sizi değer teklifi bir şey ifade etmeyen network dediğimiz. Ama mesela benim okulumda şu an katıldığım dernekte, çalıştığım dernekte Alp var. Alp Kocaeli'nden bir hukuk öğrencisiydi. Şimdi stajyer avukat. İşte Yasin var. Radyo televizyon okuyor Marmara Üniversitesi'nde. Ne demek istiyorum? Daha farklı bölümlerden, benim bölümde olmayan ve bana farklı kapılar, vizyonlar açabilecek arkadaş topluluğunu elde edebildiğim, şans onlarla tanışabildiğim. İşte Marmara'daysanız Altıgen'de ya da Marmara Simit'te oturarak tanıştığımız, çimenlerde oturup birer kahve içtiğimiz ve aslında şimdi değerini fark edemesek de mezun olduktan sonra ya da bir süreç geçtiğinde, zaman geçtiğinde ihtiyaç dahilinde onlara ulaşabileceğim, onların tecrübelerinden yararlanabileceğim hem arkadaşlık açısından hem de gelecek açısından aslında çok değerli olan ilişkiler, insan ağları önemli. İlişkiler. Daha iyi olunca cümleyi toplayamadım. İlişkiler. Buna ek olarak aynı zamanda tabii ki üniversite ortamını şu yönde de düşünmeniz lazım. Sizin özellikle mesela teknik bir bölüm okuyorsanız, işte mühendislik gibi bir bölüm okuyorsanız burada öğrenmeniz gereken belli başlı programlar, kodlamalar vesaire olacaktır. Dolayısıyla da bulunduğunuz şehrin, gideceğiniz üniversitenin en azından bununla alakalı çalışmalar yapan, ücretsiz kurslar veren pek çok vakıf var. Bunlardan birine sahip olup olmadığına bakın mutlaka. Çünkü örneğin bir, bu arada program adı söylemem okey mi? AutoCAD vesaire demem. Okay. Mesela bir AutoCAD'de uzmanlaşmak istiyorsanız bununla alakalı çok güzel ücretsiz kurslar veren vakıflar var mesela. Bu vakıfların o üniversitenin civarında olup olmadığına bakın. Çünkü mühendis olacaksanız bunu ileri derecede kullanmak zorundasınız ve öğrenim hayatınızda bunu kendinize katmanız bir zorunluluk. Aynı şekilde üniversitenin yurt dışı imkanları. Çünkü gideceğiniz üniversitenin okuyacağınız bölümün Erasmus programı var mı? Varsa hangi ülkelere var? Ya da ikinci, üçüncü dili öğrenebileceğiniz imkanlar size sağlıyorlar mı? Bunlar ciddi anlamda önemli şeyler. Çünkü artık yeni mezun bir insan dil bilmiyorsa maalesef maşallah Yasin. Yeni mezun insan dil bilmiyorsa iş bulma imkanı gerçekten çok zor ülkemizde. Artık hiç kimse çünkü tek bir işi tek bir kişi yapsın istemiyor. Bir kişi 15 farklı işi yapsın, sabah saat 7 çeyrekten akşam saat 5 çeyreğe kadar çalışsın. Aldığı iş teklifi konusunda aldığım biraz sinirli. Aldığım iş teklifinden bayağı sinirliyim bu arada. Biraz. Özellikle de işte staj mutaj süreçleri ise doğru düzgün maaş bile almasın, 1,5 liraya yaşasın gibi bir talep. Abi çok üzücü ya. Bana yapmıyorlar. Şöyle yapıyorlar, bak şimdi. Üzücü yani, mezun olduktan sonraki kısımları da düşünmek lazım. Çünkü üniversite okunuyor ama mezun olduktan sonra gerçekten o işi yapmak istiyor musunuz? O sektöre gönül vermek istiyor musunuz? Çünkü hangi bölüm okuyursanız okuyun. Bir anda niye Azeri'ye bağladım bilmiyorum. Hansı bölüm okuyursanız okuyun. Bele ve ziyatin dediğiniz anlar gelebilir. Ben gerçekten her videoda ayrı şok oluyorum. Abi çünkü şöyle bir durum var. Gerçekten o işi yapmaya motive değilsen acısını çekemezsin ya. Ben avukatlık yapmak istiyorum uzun vadede. Dolayısıyla staj sürecinde çekeceğim acılar bir tık okey olabiliyor bana. Ama uzun vadede ben bu işi, bu mesleği yapmak istemeye olsam şu an çektiğim sıkıntıya değer mi? Attığım taş, ürküttüğüm kurbağaya değmez bence. Buna ek olarak da nereden bulabilirim Özce, işte Erasmus programı diyor, imkanlar diyor. Nereden bulabilirim bunu?
bunlar nasıl anlaşılıyor falan. İnternet sitesine giriyorsunuz Marmara'nın ya da herhangi birinin. Ben bu konularda genelde insanlar linki alta koy, muhabbetinden çok şey yapamıyoruz, bulamıyoruz, nasıl bakmam gerekiyor konusunda. Azam bir arama motoru var. www.google.org.tr. Farklı arama motorları da var, siz hangisini kullanıyorsanız. Evet, Z jenerasyonunun bir özelliği olarak genelde soru sormak daha kolay geliyor araştırıp bakmaktansa. Bir Google'a yazalım bakalım nasılmış Erasmus programları, neredeymiş. Fakültenin içinde buluyorsunuz bölümlerin içerisinde. İmkanlarını, derneklerini, hangi dernekler var. Oradan bulabilirsiniz. Çok da zor bir arama süreci değil. Yani burada işte kendinizi geliştireceğiniz alanlar derken okul içi imkanlar önemli olduğu kadar okul dışı imkanlar da önemli. Dolayısıyla da bence okulu seçeceğiniz yerin okul dışı anlamda da sosyal olarak sizi geliştirebilecek imkanlara sahip olduğuna dikkat edebilirsiniz. Buna bir örnek, bulunduğunuz ya da seçeceğiniz ilde bir Isaac şubesi olmasına dikkat edebilirsiniz. Bu şekilde uluslararası bir ortamı kendi şehrinizde yaşayabilir. Kendi şehrinizden yurt dışına çıkmak isterseniz o ayrı bir olay ama bulunduğunuz yerde gönüllü olarak da aslında pek çok farklı ülkeden gelen insana Türkiye'de onları evinde gibi hissettirmeye yönelik çalışmalarda bulunabilir. Gönüllülüğü yaşayabilir. Bu süre içerisinde kendinizi daha yakından tanıyabilir. Tabii ki bununla birlikte dilinizi geliştirebilir. Kendinizi daha yakından tanıyabilir. Bulunacağınız meslek ne olursa olsun çok çok daha sosyal yönden güçlü, lider bir biri olarak bölüm sonrası hayatınıza da adapte olabilirsiniz. Biz burada aynı zamanda Isaac'e gönül vermiş insanlar olarak da üniversite hayatımızda en çok renklendiren şeylerden bir tanesinin Isaac'e ile olduğunu itiraf etmeden geçemeyiz. Ben mesela üniversitede dönüp baktığım zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. İçimde kalan hiçbir şey yok. Ben Erasmus'ta yaptım, yurt dışına da çıktım, farklı kulüplerde de bulundum ya da Isaac içerisinde de 4,5 yıldır bir gönüllülük sürecim var ve bunların hepsini kombine ettiğim zaman üniversite hayatımda hiç keşkem olmadı. Ben biraz daha farklıyım sanırım bu konuda. Isaac'te gönüllü olmayı tercih ettim. Bu ortam bana Erasmus tadını verdi diyeyim size. Yani Erasmus'a gitmek zorunda hissetmedim kendimi ya da bir yurt dışına çıkmak için ayrı bir işte Erasmus'a gideyim, okulumu 6 ay dışarıda okuyayım gibi bir amaç ve peşine olmadım dönem içerisinde. Ama şunu gördüm. İşte burada sorumluluk almak, kendime kazandırdığım şeyler bölümümdeki arkadaşlarımdan çok daha bir şeyleri daha erken tattığımın bir örneğiydi aslında. Küçük böyle bir simülasyonu diyebilirim. Çok keyif aldım. Çok farklı insanlar tanıdım. Sadece benim okulumdan değil. Anadolu yakasında olduğum için orada gönüllü olarak çalışabilmiştim. Hem okuluma yakın olsun hem evime yakın olsun o taraftaki şubemizi seçmiştim. Batı tarafında da ve İstanbul Avrupa tarafında da aslında şubelerimiz var zaten İstanbul için. Çok fazla bir üniversite olduğu için bazen gidiş geri sıkıntı olduğuma burada daha fazla şube ayrımı var diyeyim en basitinden. Tam bunlara değinmiş. Açıklamalar kısmında Isaac hangi illerde mevcut, hangi şubelerimiz kesinlikle var onunla alakalı linki bulabilirsiniz. Yani daha farklı insanlardan, farklı üniversitelerden, farklı üniversitedeki arkadaşlarımızdan, insanlardan işte aynı bölümü okumama rağmen işte aldığımız derslerin farklılığından tutun işte geçmişimizin bir farklı olması sonuç olarak ben İstanbul'da okuyan bir öğrenci olarak değil Antalya'dan okuyan yani Antalya'da yaşayan ve işte İstanbul Üniversite kazanmış biri olarak geliyorum. Burada benim için bir destek sistemi olmuşlardı baktığınızda zorluk durumlarında işte İstanbul'a alışma kısmında. İkinci bir ailem diyebildiğim ve her zorlu durumumda benim yanımda olan insanlardı. Zayla Isaac olmayabilir ve buraya işte Isaac mantığında olan dernek yapılarında da aslında yer alabilirsiniz. Size uygun bir yer buluyorsanız aslında. Bu vizyon bize uygun gelmiş. Sayfaya baktığımızda, sitede dolaştığımızda yapabileceğimiz şeyler bize uygun gelmiş. Ben çok öncesinden tanıdığım için Isaac'e gelmek istemiştim. Ama aynı zamanda Isaac'teyken farklı bir okuldaki dernekte de çalışmaya çalışmıştım ama bana uygun olmadığını gördüm en azından. O yüzden farklı bir yere geçmeyi ve Isaac'e kendimi vermeyi daha mantıklı buldum. Ama sen sanırım yanlış bilmiyorsan farklı derneklerde de görev aldın. Dernek değil, okul kulüplerinde başkanlık vesaire de yaptım. Ama devamında ben de aynı şekilde başkanlık yaptım. Ama gün sonunda bizim yani benim de kendimi burada geliştirmek istediğim yer Isaac oldu. Yani burada bundan bahsederken dediğim gibi en önemli husus şurası. Gençsiniz, genç olduğunuzu, hala bir eğlenme ihtiyacınız olduğunu görebiliyoruz. Benim için de bu böyleydi. Bence üniversite hayatında eğlenmek de çok önemli. Güzel arkadaşlıklar edinmek çok önemli. Kendinizi geliştirmek çok önemli. Bunların hepsini aynı anda yapabileceğiniz ortamlar var. Bunun farkında olun. Buna yönelik araştırmalarda bulunmaya şimdiden başlayın. Çünkü aslında göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor o 4 yıl, 5 yıl, uzattıysanız 6 yıl. Ama gerçekten geriye kalan her şeyin düzgün ve derli toplu bir üniversite hayatı olmasını istiyorsanız daha başındayken en azından nerede ne yapmak istediğinizi bilmek size 3 puan, 5 puan önde başlatacaktır diyebilirim. Aynen. Arkadaşlar ya herkes üniversiteye başlamadan önce alabileceğiniz burslar noktasında ya da işte çek edebileceğiniz, getirebilecek size ekstra maddi olarak imkan getirebilecek şeyler noktasında da araştırmalarda bulunabilirsiniz. Çünkü gideceğiniz ilin maddi imkanlarını bilmeden direktmen gözü kapalı bir tercih yapıyorsanız ilerleyen süreçlerde bu da bir anlamda bir yük olarak geri dönebilir sizlere. Buna dikkat edin isterim. Yani İstanbul'a geliyorsanız İstanbul'da okumak çok güzel. Boğazlı manzarası, işte kültürel imkanları, Isaac'in olması gibi avantajları var ama burada bir evde kalmak isterseniz, yurtta kalmak istemiyorsanız mesela vereceğiniz kiranın ortalama 2000 lirayı bulabileceğini bilin. Ya da buna yönelik bir beklentiye girin yavaştan. Çünkü uzun vadede şehre geldikten sonra bunları check etmeye başlamak daha sıkıntılı geri dönümlere sebep olabiliyor. Bunu söylemek de isterim. Yani gerçekten öğrencinin okumak isteyen her öğrenciye yardımcı olabilecek birçok dernek yapısı var. Onlara başvurmaktan, araştırmaktan çekinmeyin. Gerçekten aslında hani bu bana çıkmaz. Ben başvurmayayım, benim ailemin durumu var bilmem ne. Aslında 100 lira, 200 lira gerekirse daha fazla burs aldığımız kurumlar da var. Oraya da
başvurduğunda 400 lira 500 lira gibi bir miktarı bulabiliyor ve her sene enflasyon oranı düşündüğünüzde bu bursların miktarı da artıyor. O yüzden kovalamaktan çekinmeyin. Mutlaka kovalayın. Mesela ben yapmamıştım ama sonrasında keşke yapsaydım yani aslında. Sonuç olarak başarılısın, bir şeyler yapıyorsun. En azından okuyorsun, okumaya çalışıyorsun. Bunun için bile burs veren bir sürü burs. Örnek veriyorum, Kayseriler Derneği var. Kayseri'li okuyan ve İstanbul'a gelen insanlara burs veriyor. Kayseriler Derneği bize abone olup bizimle sponsorlu video çekmek isterseniz buraya. Gibi burs olanakları var. Kendi şehrinizden çıkıyorsanız o şehrin de işte yurtşehir dışında okuyan öğrenciler için böyle bir burs imkanları var. Ailenize de sorabilirsiniz. Giden arkadaşlarınıza da bu burs imkanlarından yararlanabilirsiniz. Toparlamak gerekirse evet biliyoruz sınavlardan yeni çıktığınız yılın yorgunluğu, geçmiş dönemlerin yorgunluğu var üzerinizde. Ama bizce bu puanların açıklanana kadarki süreci kendinizi tanıyabileceğiniz, ileride ne yapmak istediğinizi anlayabileceğiniz, hangi mesleğin sizi daha mutlu, daha motive edeceğini düşüneceğiniz ve yapmak istediğiniz mesleğin gerekliliğiyle sizin kişisel değerlerinizin hayatta bulunmak istediğiniz yerin örtüşüp örtüşmediğini bakabileceğiniz bir süreç olarak görün. Bu süreyi ona göre değerlendirin ki puanınız elinize geldiğinde ne yapacağım ben diye kalmayın. Daha mantıklı kararlar alabilirsiniz kendiniz için. Onu söylemeyi mutlaka istiyoruz. Üniversiteyi seçeceğiniz bölüme dikkat edin. Üniversitenin ve seçeceğiniz bölümün sizin için gelişim imkanlarını, sektörün durumunu mutlaka göz önünde bulundurun. Tercih yaparken mutlaka birbirine sorun. Danışman hocanızdan, ailenizden, sizi tanıyan insanlardan hangi meslekte daha başarılı olabileceğinize yönelik tüyolar alın ve kendinizi tanıma yönelik çalışmalarda bulunun. Üniversitenin imkanlarına, geçme notundan tutun not imkanlarına, çeşitli şeylerini araştırın. Üniversitedeki kulüpler faal mi? Üniversitenin bulunduğu lokalde Isaac var mı? Yurtdışı imkanları nasıl? Bunları mutlaka değerlendirin. Maddi imkanları ve bursları göz önüne alın ve başarılı bir üniversite hayatına yavaş yavaş hazırlanın. Ve bizi izlemeye de devam edin. Çünkü burada tecrübe konuşuyoruz. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Yabancılar bana hep yoğurt diyor. Oysa hani ismim yoğurt diye bahsediyor.